bir tepeme attıracak, çakı vereceğim kitapsızın gözüne. Bir arabamızı bir de bahçeye koyamıyoruz ya. Söyleme Cafer, söyleme. Koydun işte. Dua et, iyi saatini rastladın adamın. Babacığım, alo Cafer, pilav attım. Buyurun. Hep pilavı aslanım. Görmüyor musun, işler kesat. Bayrama kadar kapattık dükkanı işte. Ama iyi oldu, boş ver. Vaktinde yatar, vaktinde kalkarsın sen de. Ne öyle gece yarılarına kadar ayazda? Buyurun. Rahat ol Cafer evladım, rahat ol. İyi günler. İyi günler. Ne haber Cafer? Ne olsun efendim, gördüğünüz gibi sabahtan akşama kadar ayaktayız işte. İşin zor. Türkan Hanım geldi mi? Geldi efendim, içeridir. Hastası yoksa bir görüşeyim. Yo yo, hastası. Girebilirsiniz, buyurun. Hayrola efendim, bir rahatsızlık mı var? Yok hocam. Türkan Hanım'a bir şey danışacaktım da. Ha, aman aman, öyle olsun. İyi günler. İyi günler. Cafer evladım, o kağıt nedir orada öyle? Şey hocam, Sabri Bey aidatları ödemeyenlerin listesini çıkardı da. Ha, aklı sıra bizi el aleme teşhir edecek kereste müdürü. Eder efendim, kitap, her şey bekliyorum onda. Hazır çıkmışken bankaya doğrayayım evladım, maaşımdan birkaç kuruş kalmıştı. Onu da çekeyim de kapatayım ağzını o dangalar. Kapat vallahi hocam, çarp suratına parayı. Hadi kolay gelsin evladım, iyi günler. Sürekli bir tatsızlığım var, kendimi iyi hissetmiyorum Türkan Hanım. Nasıl söylesem, yani bir halsizlik, yorgunluk. Bunlar uykusuzluğun sonucu olabilir Şükrü Bey. Peki sancı falan oluyor mu? Sancı yok. Da şeyde zorlanıyorum biraz. Tuvalette. Anlıyorum. Telaşlanacak bir şey olduğunu sanmıyorum. Ama sizden bazı tahliller isteyeceğim. Bugün gidebilir misiniz? Tabii hemen giderim. Aa, o kadar acele etmeyin canım. Önce birer kahve içelim. Gül! Yapıyorum Türkan abi. Ya zahmet olacak. Aa, rica ederim Şükrü abi, ne zahmeti, vazifemiz. Yalnız sizden bir ricam var Türkan Hanım. Buyurun. Size göründüğümü Nazan lütfen duymasın. Biliyorsunuz ev ablıdır. Sağ olsun her şeyi büyütür. Tamam Şükrü Bey, merak etmeyin. İkinize de acıyorum valla. Ne zaman evleneceksiniz oğlum Zeynep Bey? Hiç sormadım ortak. Kolay değil o işler öyle. Kolay ortak. Bak artık patron olduk. Şirket bizim. Ya dalga geçmeyeceğim abi ya, ne patronlu. Hadi sen işlerin içindesin de. Tabirim askerlik var. Geçer bunlar oğlum, bu kadar dert etme. Evet. Kolayınız efendim. Allah'ım böyle gazı kaçmasın. Veriyoruz ya müdürüm, affedersin. İyi ki geldiniz Ergun Bey, ben de sizi çağıracaktım. Görüşmemiz lazım. Görüşelim efendim, mesele neydi? Mesele Ergun amca kolalar. Artık yeterince soğuk gelmiyor. Çok şakacısınız efendim. Babanızı aratmıyorsunuz vallahi. Bir dakika ortak, iş konuşuyoruz burada. Ergun Bey, şu mevduat kayıtlarına bir bakar mısınız? Gider efendim, bakalım. Abbas, laf edin yüzünü oraya. Verdik kolları, çık. Çıkıyoruz ya müdürüm, affedersin. Ne laf dinlemesi, çekiştirip durma. Çık. Buyurun efendim. Mevduat hesaplarında bir yanlışlık var acaba? Ergun Bey, bu dövizin bize girişi ayın 3'ünde. Siz 7'sinde Türk lirasına çevirmişsiniz. Ayın 17'sinde de ödeme yapmışız. Arada kalan 10 günlük zamanda da ne laf o ne bir şey. Vallahi şaştım kaldım efendim, cin gibisiniz. Gözünüzde hiçbir şey kaçmıyor. Şey efendim, o günlerde dolar düşmüştü. Ergun Bey, o gün düşmüş ama ertesi gün yine yükselmiş. Evet efendim, maalesef. Ben de az çok tahmin etmiştim ama Şevket Bey talimat verince mecburen. Helal olsun sana Ergun amca. Ne güzel topu taca attın gene. Öyle ama efendim, biz emir kuluyuz. Ne denirse onu yapıyoruz. Para işi sizin uzmanlığınız. Gerekirse yükselteceksiniz sesinizi. Ah efendim, ne dediniz, haklısınız. İşte bu kuşak farkı. Anlayışlar nasıl da değişiyor. Kusura bakmasınlar ama Şevket bile Şükrü Bey'in dönemi geçti. Sizin? Benim de geçti efendim, benim de. Artık ne varsa sizlerde var. Helal olsun sana Ergun amca. Ergun Bey, şu incelişini de konuşmak istiyordum. Basit bir formalite yüzünden akreditifi zamanında çıkaramamışsın. Maşallah efendim, onda mı fark ettiniz? Yönetici dediğiniz sizin gibi olur efendim. Tam zamanda döndünüz işlerin başına. Şirket kendine geldi. Özlemişim. Öpeceğim efendim. Ne yapıyorsunuz Ergun Bey? Konuşuyoruz burada. Ne yapıyorsunuz? Odadan çıkmadı hala Ergun Bey. Çıkamaz bacım, affedersin. İçeride konuşuyor cıvık cıvık. İşi gücü yağcılık. O ekmekler bütün gün orada mı duracak Abbas abi? Mutfağa kaldıracaktım da müdürüm gözümün önünde olsun dedi. Sen yine de onları içeri götür Abbas efendi. Burası iş yeri. Tamam bacım. Nereye götürsünler Abbas? Kaldırıyorum müdürüm, affedersin. Akşam giderken veririm gel. Götürsün Ergun Bey, Şevket Bey görürse kızar. Ne hakkı var kızmaya kızım? Anlasın durumumuzu. Bak yiğitlikle tasarruf edeceğiz diye 100 bin lirayı bile arar olduk. O kadar da değil Ergun Bey. Hakikaten Ergun Bey, siz de biraz abartıyorsunuz.
Siz böyle düşünürseniz 150-200 milyon lirayla geçinenler ne yapsın? Üstüme varmayın kızım. Zaten asan bozuk. Niye Ergun Bey? Ne oldu? Daha ne olsun kadar ya? Vilayet Hazretleri geldiği günden beri de ben de hiçbir şeyi beğenmiyor. Yok onu niye öyle yaptın? Yok bunu niye böyle yaptın? Oturmuş koltuğa patron gibi. Gibisi fazla. Patron zaten. Yok kızım yok. Bunlardan patron falan olmaz. Bunlar hazır yiyici. Babaların dişiyle tırnağı da kurduğu şirketi iki günde batırır bu zıpırların. Ha yazıyorum şuraya. Kimmiş o zıpırlar Ergun? Hoş geldin baba. Hoş geldiniz Şevket Bey. Buyursunlar efendim. Bu kapı niye açık? Duydun mu Abbas? Sana 50 kere söyledim şu kapıyı açık bırakma diye. Bırakın şimdi kapıyı. Söyle bakalım Ergun. Kimden bahsediyorsun zıpırlar diye öyle? Kimden olacak efendim şeyden. Hani bazı genç iş adamları vardır. Hazırlık olup da her şeyi batıran. Ama siz çok şanssız efendim bu hususta. Allah size pırlanta gibi bir çocuk vermiş. Pırlanta gibi. Ne kadar övünseniz azdır. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Öpeceğim efendim sizi. Dur Ergun ne oluyor? Ne var kızım? Niye gülüyorsun? Ay, hiç Ergun Bey. Tutamıyorum kendimi. Özür dilerim Şevket Bey. Çok affedersiniz. Peki nasıl olmuş Nazik? Babam anlatmadı mı? Tamam ancak bu kadarını anlattım. Bankamatikten para çekerken kapkaçılar saldırmışlar. Paralarını almışlar. Biraz da hırpalamışlar galiba. İnşallah bir şey olmamıştır. İnşallah. Nereye gidiyoruz? Karakola. Gel şuradan bir taksi bulalım. Gel. Diyecek başka bir şeyin var mı hocam? Yok memur bey evladım, hepsi bu kadar. İşte göz göre göre kaçıp gittiler, kimse gelmedi yardımıma. Son zamanlarda çok arttı bu kapkaççılık olayları hocam. Senin paranı gasp eden 3 kişiyi daha önce de duyduk. Eşkalleri tutuyor. Ama merak etmeyin, yakında 3'ünü de yakalayacağız. Hadi bakalım inşallah. Bana olan oldu, bari başkalarının canı yanmasın. Gözü dönmüş bunların evladım. Hayır evladım, para bir yana, insanların hayatıyla oynuyorlar. Cehalet işte hocam. Aslında kendilerini de yakıyorlar. Artık eskisi gibi değil bu işler. Kapkaççılık gasp sayılıyor. Cezası çok büyük. Evet, okuyorum gazetelerde. Hakimler bakmıyormuş gözlerinin yaşına. Bakmıyorlar hocam. 10 yıl, 15 yıl hapis veriyorlar. Yargıtay geçenlerde 3 mahkumiyeti daha onayladı. Aferin. İşte böyle olacak. Burası mıydı yavrum, şuraya? Buyurun buyurun, bey amca burada. Geçmiş olsun baba. Ah baba çok korktuk. Ne oldu sana böyle? Ne olsun evladım. 60 milyon lira çekmiştim makineden. Birdenbire 3 haydut peyda oldu etrafımda. Üzerime çulladım. Zorla aldılar paramı. Ay be, para önemli değil baba. Sen iyi misin? Nasıl iyi olayım evladım? Görmüyor musun halimi? Vahşiler yerlerde sürüklediler beni. Ölümden döndüm.